Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi Başkan Vekili Mehmet Savruk Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda 11 maddelik gündem karara bağlanırken Tomarza, Yeşilhisar, Sarız ve Özvatan ilçe belediyelerine toplam 44,5 milyon TL'lik ek bütçe verilmesi kararlaştırıldı. Gündemimizde bugün görüşüp karara bağlamamız gereken 11 gündem maddemiz var. Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Ekim ayı meclis toplantısı 2. birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk Başkanlığı'nda Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis üyeleri Tomarza Belediyesi'ne 25 milyon TL, Yeşilhisar Belediyesi'ne 12 milyon TL, Sarız Belediyesi'ne 4,5 milyon TL ve Özvatan Belediyesi'ne 3 milyon TL ek bütçe verilmesine ilişkin komisyon talebini görüştü. Talepler meclis üyelerince kabul edildi. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy bildiriyor. Kabul edilmiş. 8 Özvatan diyor. Bu kapsamda Tomarza, Yeşilhisar, Sarız ve Özvatan ilçe belediyelerine toplam 44,5 milyon TL'lik ek bütçe verilmesi kararlaştırılmış oldu. Maddelerle ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından Başkan Vekili Savruk, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisine bulundu. Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Dünya Ticaret Merkezi fuar alanında düzenlenen 5. Kitap Fuarı'nda Melikgazi Belediyesi olarak yer aldıklarını söyleyerek, kültür yayınlarının tanıtımını yaparak ve kültürel etkinlikleri burada aktarmak istediklerini belirtti. Kayseri'deki tüm kitap severleri fuara davet eden Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, Kayseri'miz gerek kitap fuarlarıyla kitap severleri gerekse konser, sergi, tiyatro, spor gibi etkinliklerle toplumun bütün kesimlerine hitap eden anlayışla gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini göstermeye devam ediyor. Altyapı çalışmaları okullar, sağlık merkezleri, sosyal tesisler ve parklarımızı yaparken bir yandan da şehrimizin kültür sanat hayatına katkıda bulunuyoruz. Kültürel çalışmaları çok önemsiyoruz. Alimler ve ulemalar şehri Kayseri'mize de bu yakışır. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı'nın açılışını dün gerçekleştirdik. Geçen sene 800 bin civarında ziyaretçisi vardı kitap fuarının. Kayseri'de kültür açısından da çok ciddi bir hizmet var. Hadi hep birlikte okumaya devam edelim. Biz de fuarda Melikgazi olarak yerimizi aldık. Halit Erkiletlioğlu'nun Kutlu Dağ Erciyes, Tevfik Eraslan'ın Taşlarım İzinde Kayseri 1880-1980, Rıfat Bayrak'ın Kayseri Teyyare Fabrikası, Melikgazi Belediyesi Buluşma Noktası, Ulusal Fikir Yarışması kitaplarımız fuarda sergileniyor. Kültür yayınlarımızın tanıtımı ve kültürel sanatsal etkinliklerimizi aktarmak için yer aldık. Standımızı ziyaret etmek isteyen hemşehrilerimizi bekleriz. 300'den fazla yazar ve yayın evi, 3 milyondan fazla kitabın okurlarla buluşacağı bu büyük organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Erkilet Kedi Bacağı Festivali, Bartın'da meydana gelen maden faciası nedeniyle iptal edildi. Kocasinan Belediyesi'nden yapılan açıklamada 16 Ekim Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığımız Erkilet Kedi Bacağı Festivalimiz Bartın'da yaşanan ilim maden kazasından dolayı iptal edilmiştir denildi. Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Maharet Deller Kadın Üretici Pazarı yine keyifli bir alışveriş gününe sahne olmak için gün sayıyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon 16 Ekim Pazar günü el emeği ürün meraklılarını misafir edecek. Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı yine keyifli bir alışveriş gününe sahne olmak için gün sayıyor. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon 16 Ekim Pazar günü el emeği ürün meraklılarını misafir edecek. Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi İşbirliği ile başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahallesi meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı'nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor. Fener Rum Patriği Bartolomus, Büyükşehir ve İncesu Belediyesi tarafından restorasyona devam eden Aziz Yutesius Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.
İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, en uygun şekilde restore edilen kilisenin tamamlanarak ziyarete açılacağını söyledi. İncesu ilçesine bağlı Bulgurcu Mahallesi'nde bulunan ve restorasyon çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile İncesu Belediyesi tarafından yapılan Aziz Yüztek Yüz Kilisesi önemli bir misafir ağırladı. Fener Rum Patriği Bartolomus ve beraberindeki heyet ilçede restorasyonu yapılan kilisede incelemelerde bulundu. Restorasyon ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Bartolomus, kilisenin restorasyonunu gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'e teşekkür etti. Ziyaret hakkında değerlendirmede bulunan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, ilçemizin önemli tarihi değerlerinden olan Aziz Yüztel Üst Kilisesi, Büyükşehir Belediye'miz ve İncesu Belediye'mizin katkılarıyla restore ediliyor. Şu an kilise iç kısmının taban fleksleri konusunda uzman ekip tarafından yapılan çalışmayla açığa çıkarılıyor. Aynı zamanda hasar gören kilisenin çatısı özel kesilen taşlarla onarılıyor. Kış döneminde de iç kısımda çalışmalar devam edecek. Çalışmalar tamamlandığında yerli ve yabancı birçok turist bu kiliseyi görmek isteyeceğini düşünüyorum. Bugün de Fener Rum Patriği Bartolomus ve beraberindeki heyet incelemelerde bulundu. İlerleyen zamanlarda yeniden geleceğini söyledi. Çalışmalarımıza katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederiz şeklinde konuştu. Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Mikserin kupası kağıt gibi ezilirken burnu bile kanamadan kupadan çıkan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Melikgazi ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Kayseri Malatya Karayolu üzerinde meydana gelen kazada 42 yaşındaki AY yönetimindeki 31AET 349 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada güvenlik bariyerinin üzerine devrilen mikserin kupası kağıt gibi ezilirken sürücü ağaya kendi imkanlarıyla çıktı. Burnu bile kanamayan sürücü olay yerine gelen ambulansa tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Devrilen mikser de çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Melikgazi ilçesi Esnaf Toki'de gece geç saatlerde meydana gelen silahlı kavga cep telefonu kameralarına an be an yansıdı. Melikgazi ilçesi Esnaf Toki'de gece geç saatlerde meydana gelen olayda iki grup kavga etti. Silahın çekildiği kavgada birkaç el ateş edildi. Gruplar daha sonra koşarak dağıldı. Meydana gelen silahlı kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tuttukları çetelerle yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Farklı bölgelerde yapılan operasyonlarda 7 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise çok sayıda uyuşturucu madde, şahısların tuttukları çeteleler ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelinde Erciyes Huzur Güven uygulaması yapıldı. Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Suça ve suçluya geçit vermeyen ekipler, şahıs ve araçlar üzerinden yaptıkları aramalardaysa silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca çalıntı olan bir otomobil de yakalandı. Uygulamanın aralıksız bir şekilde sürücüye belirtildi. Mardin'de görevli Kayserili polis memuru Ahmet Doğrel, evinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetti. Doğrel'in "Nasıl ölürsem öleyim, beni şehitliğe defnedin" şeklinde vasiyet bıraktığı ortaya çıktı.
Polis memuru Ahmet Doğruel, Emniyet Genel Müdürlüğü Mardin Emniyet Emrinde görev yapıyordu. Dün evinde olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Müdahaleler Doğruel'in kurtarılmasına yetmedi. Hayatını kaybeden Kayserili polisin şehitliğe defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı. Hayattayken yakınlarına "ben nasıl ölürsem öleyim, beni şehitliğe defnedin" şeklinde vasiyette bulunduğu öğrenildi. Terörle mücadelede ya da görevi başında hayatını kaybetmediği için şehit sayılmayan Doğruel'in vasiyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletildi. Soylu ise gereğinin yapılması talimatını verdi. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Ahmet Doğruel'in naaşı Kayseri'ye getirildi. Doğruel'in naaşı ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası şehit mezarlığında toprağa verildi. Yeşilhisar'da elma yüklü kamyon sürücüsü dar yolda karşıdan gelen araca çarpmamak için direksiyonu kırdı ve kamyon devrildi. Kazada yaralanan olmazken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Kaza Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Kayadibi mahallesine meydana geldi. Kazada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06CZK758 plakalı elma yüklü kamyon yolun dar olması nedeniyle karşı yönden gelen diğer bir araca çarpmamak için yolun sıfır noktasına kadar indi. Kamyon üzerinde bulunan yükün etkisiyle devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanmazken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada bölge halkı yolun dar olması nedeniyle benzer kazaların kaçınılmaz olduğunu belirterek yolun genişletilmesini istediler. Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, enerji verimliliği ile ilgili verdiği bilgilerde yanlış bilinen uygulamalar enerji sarfiyatını artırıyor dedi. Bakımların tasarruf konusunda önemli bir konu haline geldiğini söyleyen Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol şunları kaydetti. Son zamanlarda yakıt fiyatlarının sürekli arttığını göz önünde bulundurursak artık tasarruf ve büyük tasarruf etmemiz gereken bir konu haline geldi. Hem ülke olarak hem şahsi olarak baktığımızda enerji tasarrufu çok büyük önem arz ediyor. Bunu da basit yöntemlerle evde kullanacağımız basit yöntemlerle gerek bireysel sistemlerde gerek merkezi sistemlerde bunlardan çok daha çok güzel şekilde tasarruf edebiliriz. Nedir bunlar? En başta birincisi kombi ve kazan bakımlarını yetkili firmalarca her yıl mutlaka yapılması gerekmektedir. Çünkü gaz yakan cihazların özellikle baca çekişiydi, devir dayım pompalarıydı. Bunların bakımları yapıldığı zaman çok daha verimli halde çalışabilecek duruma geliyor bu cihazlar. Yine özellikle bina izolasyonlarına dikkat etmek gerekiyor. Şehrimizde de bu iş artarak devam ediyor ama bir an evvel geçmesi gerekiyor. Çünkü bir bina izolasyonu nereden baksanız bir %25-30 civarında enerji verimliliğini sağlayacaktır. Bunların bina izolasyonlarının bir an evvel olmayan binalarda da yapılması gerekmekte. Yine sadece bina için değil pencere ve kapı izolasyonları da yaklaşık %10 civarında bir tasarruf sağlamakta. Pencerelerimizin ve kapılarımızın da izolasyonlarının yapılması gerekiyor. Varol yanlış bilinen uygulamaların enerji tasarrufundan çok sarfiyatı arttırdığını söyledi. Bir de yanlış bilinen konular var. İşte bir kombiyi ya da kazanı kapatıp kullanacağımız zaman 3 saat sonra 5 saat sonra tekrar çalıştırmak gibi yanlış bilinen ve yanlış yapılan bir uygulama var. Kombi ya da kazan gibi gaz yakıcı cihazların kapatılıp tekrar açılması enerji verimliliği sağlamadığı gibi enerjinin fazlalaşmasını sağlamakta. En düşük dereceleri nasılsa kullanmadığımız ya da ihtiyaç duyulmayan anlarda en düşük seviyeye getirip 1-2 saat sonra, 3 saat sonra tekrar istediğimiz konfor sıcaklığına getirmemiz gerekiyor. Bu daha verimli çalışmasını sağlamakta. Yine radyatörlerin önüne konulan kanepe gibi ya da perdelerin radyatörlerin önüne gelmesi gibi olaylar da enerji sarfiyatını arttıran sebeplerdir. Bunun yerine daha verimliliği arttıracak ısı yalıtım
levhaları kullanarak radyatörün arkasına, duvarla radyatör arasına ısı yalıtım levhalarıyla verimliliği daha çok arttırabiliriz. Yine radyatörlerde termostatik vana kullanarak insan sağlığına en iyi olan, en uygun olan sıcaklıklarda oda sıcaklığını ayarlamak hem enerji verimini arttırdığı gibi hem insan sağlığını da korunmuş olacaktır. Bunlarla beraber yine ortamın nemli tutulması ve kullanılan suyun DH'in de derecesinin de sıcaklığını da çok fazla ısıtmadan kullanmamız gerekiyor. Bunlar enerji verimliliğini arttıracak konular diyebiliriz. Evet değerli izleyenler, gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Şimdi ekranlarınıza sporda yaşanan gelişmeler, hava durumu ve paranın notları gelecek. Mutlu bir gün geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın. Kayserispor altyapısından yetişen genç futbolcu Nurettin Korkmaz sezonu kapattı. Geçen hafta yapılan antrenmanda sakatlanan genç futbolcu sağ diz ön çapraz bağı ve dış menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada futbolcumuz Nurettin Korkmaz, sağ diz ön çapraz bağı ve dış menisküs yırtığı nedeniyle özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Ömer Taşar ve doçent Doktor Tunay Erden tarafından yapılan başarılı bir operasyon geçirmiştir. Aynı seansta futbolcumuzun mevcut Oscott Schlatter hastalığı da tedavi edilmiştir. Nurettin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz açıklamasına bulunuldu. Bölgesel amatörlük 6. grupta mücadele eden Talas Gücü Belediyespor ilk galibiyetini almak istiyor. Ligin ilk iki haftasında oynadığı maçlardan beraberlik alarak 2 puanda bulunan Sarı Lacivertliler, rakibi Başkent Şafakspor karşısına galip gelerek ilk 3 puanını almak istiyor. Hazırlıklarını antrenör Halil Aslan nezaretinde yapan Talas Gücü Belediyespor, yarın oynanacak maçta puansız Ankara ekibini mağlup etmeye amaçlıyor. Kadir Has yan sahada oynanacak maç saat 15'te başlayacak. Maçı Kerim Ali Çataklı, Vurkan Demir, Selim Göksu hakem üçlüsü yönetecek. Bölgesel amatörlük 6. grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor'la Develi Gücü karşı karşıya gelecek. Ligin 3. hafta programında yer alan Kayseri derbisi yarın Hacılar Fevzi Mercan stadında oynanacak. Onur Alp Enes Öz, Sevda Çayan, Alper Adıyaman hakem üçlüsünün yöneteceği müsabaka saat 15'te başlayacak. Hacılar Erciyesspor'un ligin ilk 2 haftasında oynadığı müsabakalardan 4 puan çıkarırken Develi Gücü ise oynadığı 2 maçta da berabere kalarak hanesine 2 puan yazdırabildi. Kayseri Süper Amatör Küme'de bugün ve yarın oynanacak olan 6. hafta karşılaşmalarıyla heyecan devam edecek. Bugün tek maçla başlayacak olan 6. hafta, yarın oynanacak müsabakalarla devam edecek. 5 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de 6. haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Amatör Küme'nin 6. haftasına oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde. 15 Ekim 2022 Cumartesi Sungur FK Akkışlı Spor Ahmet Zulu. 16 Ekim 2022 Pazar, Amarat Spor, Koca Sinan Yemliha Spor, Cemal Emre Gömeç, Trent Gayrimenkul, Koca Sinan Şimşek Spor, Hüseyin Keyin, Atletik Spor, Yahyalı Spor, Alim Kandemir, Başakpınar Belediye Spor, Kayseri Yol Spor, Volkan Oğuz, Argıncık Spor, Özvatan Gençlik Spor, Mehmet Ekmek Yermez, Gazi Osman Paşa Spor, Simya Koleji, Suat Alttekin, Esentepe Spor, Gültepe Spor, Ahmet Çıtak, Erciyes Esen Makina FK, Kayseri Şeker Spor, Cem Eray, Eşmekaya şeklinde belirlendi.